Aşılamanın ilerlediği ülkelerde kısıtlamalar gevşetildi. Hollanda geçtiğimiz aylarda gece kulüplerini yeniden açmıştı ama kısıtlamalar kaldırılınca vakalar %500 arttı. Rusya'da ise Delta varyantının önüne geçilemiyor. Salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek can kaybı yaşandı. Son 24 saatte 800'e yakın kişi hayatını kaybetti. Rusya'da vakalar tırmanışta. Yetkililer artışın önüne geçemiyor. Vakaların çoğu Delta varyantı kaynaklı. Salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek can kaybı yaşandı. Son 24 saatte 800'e yakın kişi hayatını kaybetti. En çok vakaların görüldüğü başkent Moskova ve St. Petersburg'da Haziran başında tedbirler yeniden arttırılmış, kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların %60'ına aşılanma zorunluluğu getirilmişti. Hollanda'da kısıtlamalar kaldırıldı, vakalar %500 arttı. Ülkedeki son tablo endişelendirdi. 2 hafta açık kalan eğlence sektörü vakaların artmasıyla 10 Temmuz'da yeniden kapatılmıştı. Sadece geçtiğimiz hafta 52 bine yakın kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yetkililer vakaların %37'sinin kapalı alanda bulaştığını söylüyor. Başbakan Mark Rutte, kısıtlamaların çok erken kaldırıldığını söyleyerek özür dilemişti. Yeni tedbirlerin 13 Ağustos'a kadar yürürlükte kalması planlanıyor. Ordu tarafından yönetilen Myanmar, salgının başından bu yana en şiddetli salgın dalgasını yaşıyor. Günlük vaka sayıları rekor kırdı. 7 binden fazla yeni vaka görüldü. Ülkede artan vakalar sonrası oksijen tüplerine talep arttı. Yangon şehrinde halk oksijen alabilmek için tesislere akın etti. Ülkedeki askeri yönetim gereksiz yere oksijen satın alındığını savundu. Oksijen tesislerine tankları doldurma hakkını sınırlayın talimatı verdi. Güney Amerika ülkesi Arjantin'de ise durum vahim. Can kaybı 100 bine yaklaştı. 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 25 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Ama sadece 5 milyon kişiye tam 2 doz aşı yapıldı. Aşı tedariğinin ve aşılamanın yavaş ilerlemesi halkı endişelendiriyor. Ve Güney Kore, başkent Seul'de Delta varyantı kaynaklı vakalar hızla yayılıyor. Halk aşılamanın yavaş ilerlemesinden endişeli. Hükümet ise yeterli miktarda aşı siparişi verdiğini söylüyor. Aşılamanın önümüzdeki haftalarda hız kazanması bekleniyor. Ülkede geçtiğimiz günlerde salgın tedbirleri kapsamında spor salonlarında hızlı ve tempolu müziğin çalınması yasaklanmıştı. Gerekçe olarak spor salonlarında terlemeyi azaltmak gösterildi.